Arkadaşlar merhaba. Kim Market'in bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Net borç çeyreklik 134 milyon 60 yalnız. Bir önceki çeyrekte de 86 milyonluk yatırım yapmış arkadaşlar. Nakit akışlarında da herhangi bir sorun yok. Biz şeye bakalım. Peki çeyreklik hasılata bakalım. Nasıl bir seyir işlemiş, çeyreklik artışlarını söylüyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki artışları söylüyoruz. Geçen yıl bu çeyrekte, yani geçen yılki bu çeyrek açılı 22'ye 3'teki arkadaşlar, onu hem geçen yılla hem bir önceki çeyrekle karşılaştıracağız. 20.53 artarken bu çeyrek 24.80 artmış. Bir önceki 25'miş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekten hafif kötü arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 4.60'mış. Bu sene 6.77. Bir önceki çeyrek 7.92. Burada da geçen seneye göre iyi, bir önceki çeyreğe göre hafif gerilemiş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 4.71'miş. Bu sene 10.39'a çıkmış. Bir önceki çeyrek 14'müş. Burada da geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekten hafif kötü. Net kâr kalemine baktığımızda net kâr geçen sene 0.97 artarken bu çeyrek 1.55 artmış. Bu da geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrek de 7.52'ymiş. Ondan kötü arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakalım. Öz kaynak büyümesi geçen yıl 0.56 büyürken şimdi 0.93 büyümüş. Bir önceki çeyrek 44.62'ymiş. Tabii iyi, sonu değerlendirme de bak için içinde arkadaş. Yıllık büyümelere bakarsak 2022'ye 9'da %7 büyümüş. Yıl sonunda 2022'ye 12'de %50 büyümüş. Şu anda da %50 baz etkisiyle devam ediyor büyüme arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak fiyat 2.86'ymış. Öz kaynaklar %60. Fiyat da %65 gitmiş. Gayet ona göre normal gibi duruyor arkadaşlar. Defter değeri 2.75, minimum piyasa değeri defter değeri 1.70'miş. Şu anda da 1.72 o civarda arkadaşlar. Halka açıklık oranı 27, FK'sı 19.30, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 5.11'miş. Bütün bunları açıkladıktan sonra bir de getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Şu anda 2.75'i siz %50.6 ile faize koysanız bir yıl sonra 1.39 kuruş kârınız olacak. Fiyat 4.72'miş, onu da faize koysanız 1.56 kazancınız olacak. Enflasyonla kıyaslarsak da, yani yağ, şeker, tuza karşı getirisi ne olacak? Onu alırsak da 2.67 olacak. Dolayısıyla şirket şu andaki hali hazırdaki durumuyla hem enflasyonun hem de faizin gerisinde kalmış arkadaşlar. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoları beğenip paylaşmayı, etkileşimde bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da bu sizin lehinize olur. Bu bilançolardan erkenden haberiniz olur. Ona göre de kendi kararlarınızı kendiniz verirsiniz. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.